14. soru. Evet, el vaktu li ukala kilel canibeyni lil bahsi an hallin mantıkiyyin ve makbulin lil cemii min hadihil ezme. Burada verilen seçeneklere şöyle bir göz atalım. Bakın burada el vaktu var. El vaktu cümlenin faili olabilir. Zaman şöyle oldu. Ne oldu ki zamana? Zaman ne olmuş olabilir? Evet, zaman şöyle oldu. Şöyle yapayım. Li ukala kilel canibeyn. Yani her iki tarafın da aklı başında olanları için, yani her iki taraftan da reşit olanlar, akıllı olanlar için vakit şöyle oldu. Ne olduysa. Lil bahsi an hallin mantıkiyyin. Mantıklı bir çözüm aramaya dair. Mantıklı bir çözüm aramak için vakit her iki taraf için de şöyle oldu. Ve makbulin lil cemii min hadihil ezme. Bu krizden kurtulmak için herkesçe makbul olan, herkes tarafından kabul gören. O zaman ne diyor burada? Her iki taraf için de an hallin lil cemii min hadihil ezme diye anlayabiliriz. Yani bu krizden kurtulmak, bu krize çözüm üretmek için mantıklı ve kabul edilebilir bir çözüm için her iki tarafın akıllılarına, her iki tarafın da reşit olanları için vakit şöyle oldu. Peki hederat el vaktu. Hederat el vaktu. Peki A şıkkını bir değerlendirin bakalım. Gramatik açıdan eler miyiz bunu? Eleyebilir miyiz? Eleriz değil mi? Niye eleriz? Eğer bu hederat el vaktu ise, evet, vakit müzekker, hederat müennes. Yani aralarında cinsiyet uyumu yok değil mi? Aralarında cinsiyet uyumu yok. Cinsiyet uyumu olmadığı için eledik. Peki, şimdi geldik şu KBA'ya. Şimdi hedara ne hedara? Burada başka var mı şey olan eleyebileceğimiz? Gramatik bilgilerinizi kullanarak A'dan başka şu varsa şayet şıkları da elemeliyiz diyeceğiniz şık var mı? D olmaz dediniz öyle mi? Tamam D olmaz. Senahat niye? Çünkü müennes. Tamam D'yi de eledik. Başka? C olmaz dediniz. C'yi elediniz. Tamam güzel. Harikasınız. Peki o zaman Adana, Ceyhan, Denizli'yi eledik. Geriye ne kaldı? Bolu, Edirne kaldı değil mi? Tamam. Adana, Ceyhan, Denizli. Fiil fail uyumu kuralları çerçevesinde elendi. Geriye iki şık kaldı. Bir B şıkkı, bir de E şıkkı. Peki şimdi bu hedera anlamına bakalım. Hedera neymiş? Boşa geçirmek, çarçur etmek, heba etmek, heder etmek. Peki B şıkkındaki şeye bakalım. Kabe'ye. Kabe uzun zaman bir yerde kaldı. Kabe yakba gubuan inzivaya çekilmek. Kafasını elbisesinin içine sokmak, saklanmak, gizlemek, bir yere kapanmak. Bakın anlam bakımından hiç oturmuyor. Anlam bakımından KBA'nın hiç uygulanabilirliği yok. O zaman eledik bunu da. KBA'yı da eledik. Anlam bakımından uygulanabilirliği yok. Hanel vakt. Haneye bakalım. Hanene. Şu tehinu hanenin, E şıkkında verilen hanenin muzari malum müfret gaibe sigası. Tehinu. Muzari mal müfret gaybe tahinu. Ancak tahinul vakt olmaz. Olsa olsa yahinul vakt olur. Senaha'ya bakalım. Senaha yesnahu sunuhan. Bunun anlamı da şu arkadaşlar. Fikir ve düşünce aklına gelmek, ortaya çıkmak, belirmek, fırsat önüne çıkmak, fırsat ayağına gelmek. Gördüğünüz gibi gramatik açıdan uygun olsa bile anlam bakımından tamamlamıyor orayı. Evet, E şıkkında verilen haneye geldi sıra. Hanel vakt, vakit geldi demek. Hanel vakt, vakit geldi. Vakit girdi demek, vakit geldi demek. E şıkkı doğru cevap. Evet, E şıkkı doğru cevap. Şimdi o zaman cümleyi anlamaya çalışalım. Boşluğa haneyi koyduktan sonra anlam ne olur? Hanel vaktu li ukalai kilel canibeyni lil bahsi an hallin mantıkiyyin ve makbulin lil cemi'i min hadihil ezme. Evet, bu krizden çıkmak için, bu krizden kurtulmak için herkes tarafından kabul gören ve mantıklı bir çözüm aramak her iki tarafın akıllıları için de akıllar için bunun vakti geldi. Şöyle de diyebiliriz. Bu krizden kurtulmak için, çıkmak için, uzaklaşmak için, bu krizi çözmek için hal çözüm. Bu krizi çözmek için mantıklı ve herkes tarafından kabul edilebilir bir görüşü, bir çözümü
aramaya dair her iki tarafın erdemlileri için, akıllıları için vakit geldi anlamında bir cümle.